Eşeği üreyen bir canlıda genetik varyasyonu olaylarından hangileri neden olabilir? Tabii ki mayoz bölünme ve döllenmeyi kafadan kabul edeceğiz. Ama bir mutasyon gerçeği de var. Şu ikisi doğal. Mutasyon sonuçta olabilir dediği için dahil edilmeli. Cevabımız E seçeneği olur. Renk körlüğü X'e bağlı çekinik, hemofili X'e bağlı çekinik. Biliyoruz hocam. Crossing over da olmayacakmış. Renk körlüğü ve hemofili bakımından genotipleri yukarıdaki gibi olan bireylerin çaprazlanması sonucu renk körü ve hemofili hastası kız çocukların olma olasılığı. Yine total popülasyona bakıyor. Şimdi hocam burada tabi çaprazlama yapabilirsin. Ama şunu da yapabilirsin. Crossing over olmayacağı için buradan renk körü x küçük r gelme ihtimali 1 bölü 2. Buradan da x küçük r gelme ihtimali 1 bölü 2. Bağımsız olaylar ne olur çarpılır? Cevap 1 bölü 4 olur. Totalde siz şöyle yapabilirsiniz. Hani uzun yoldan birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci yapıyoruz ya. x büyük r h, x küçük r h, x büyük r h y, x küçük r h, x küçük r h, x küçük r h y. Buraya baktığınız zaman hem hasta olacak hem de kız çocuğu olacak total popülasyon içerisinde 1 bölü 4'ü yine görebilirsiniz. Mutasyonlarla ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Genlerin yapısına meydana gelen rastgele ve ani değişimlerdir. Mümkün. Eşeyli üreyen canlıların vücut hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar kalıtsal değildir. Mesela karaciğer hücresinde meydana gelen mutasyon kişinin kendisini ilgilendirir. Sıcaklık, pH değişimi, radyasyon, virüsler, ilaçlar, kimyasallar değil mi? Bunlar mutasyonlara neden olabilirler. Genlerin üzerinde herhangi bir sayısal ya da yapısal değişim arıyoruz. Post rengi ile ilgili bir soru. Siyah ve sarı post renkleri X'te taşınıyor ve siyah ile sarı eş baskın olduğu için heterozigot durumda alacalı post oluyormuş. Peki hocam, hangisi doğrudur? Şimdi gelin şöyle siyaha büyük A diyelim. Sarıya da küçük A diyelim. X üzerinde taşınıyormuş. X üzerinde taşındığı için şu şekilde bu alacalılarda boyalı olduğu için yazalım. Hangileri yanlıştır? Hangisi yanlıştır? 1 bir numaralı birey siyah post rengine sahipse, 2 numaralı birey sarı post rengine sahiptir. Şimdi şurada büyük A ve küçük A var. Hocam bunlardan bir tanesi buradan, bir tanesi buradan gelecek. Eğer baba X küçük A'yı vermişse Anne x büyük a'yı verecek. Anne yanına x küçük a alamaz. Çünkü taralı değil, alacalı değil. Dolayısıyla bir numaralı birey siyahsa iki numaralı birey sarı post rengine sahip olacak. Üç numaralı birey post renginin kalıtımından sorumlu aleli bir numaralı bireyden almıştır. Şimdi şöyle bakalım bu erkek x y şeklinde yazdım ben bunu. Hocam y babadan gelecek x anneden gelecek. Bu ifade de doğru. 3 ve 5 numaralı bireylerin post renkleri kesinlikle aynıdır demiş. Şimdi 3 ve 5'e bakıyor. Şöyle belirleyelim bunu. Şurası ve şurası acaba aynı mı? Hocam şimdi şurası x büyük a olsa ve kızına x büyük a genini verse. Şu x küçük a nereden gelecek? Annesinden gelecek ve anne şu şekilde olacak. Neden? Çünkü alacalı olmaması için x büyük a olmaması lazım. 5 numaralı bireye baktığım zaman ne olacak? Hocam x küçük a'yı annesi ona verecek ve böyle bir genotipe sahip olacak. E, dolayısıyla 3 ve 5 kesinlikle aynıdır diyor ya ben daha şimdiden farklı olduğunu gördüm. 4 numaralı birey post rengi bakımından homozigot genotiplidir. 4 nolu birey evet hocam homozigot genotiplidir. Buradan bile kanıtladım. Şimdi öbür taraftan düşünelim. Hani az önce x büyük a'yı verdik ya. Şöyle yapalım mı? Geri aldım burayı. Şurayı bir sileyim. Şu 3 numaralı birey üzerinden tekrar çözelim soruyu. Tam otursun. Öyle benim de içime siner. Şimdi x büyük a'yı vermişti 3. Bu sefer x küçük a'yı vermiş olduğunu hayal edelim. Tamam. O zaman x büyük a buradan gelecek. Burası x büyük a x küçük a olamaz. Çünkü taralı değil. Hocam şurası x büyük a'yı 5 nolu bireye verecek. Bakın gördünüz mü? 3 ve 5 kesinlikle aynıdır diyor diye. Değil ve post rengi bakımından 4. iki durumda da homozigot oldu. Harika. 1 ve 4 numaralı bireylerin post renkleri aynı olamaz. Şimdi dikkat edin. Tabi diyeceksiniz ki ya hocam sen işte burada yazmışsın x büyük a x büyük a aynı. Değil ben burada 3'ü kurgularken x büyük a x büyük a yazdım 4'e. Eğer 3'e x küçük a'yı ediyorsanız bu x küçük a zaten nereden gelecek? anneden gelecek. Otomatik olarak burası bakın ne olacak? X küçük A, X küçük A olacak. Yani burası X büyük A, A iken burası X küçük A, X küçük A oluyor. Çünkü neden? Kilit kişi kimdi? Hemen o kilit kişiyi gösterelim. Kilit buydu. Biz neye göre kurguladık? Hatta burası X küçük A, X küçük A olursa o zaman burada X büyük A, Y olacak. Çünkü şurası bakın birini annesinden birini babasından almış olacak. Cevap ne oldu? C seçeneği. Böyle bir iki defa lütfen kendiniz çözmeye çalışın. Çok kaliteli bir soru olmuş. Yazanın ellerine sağlık. X'e bağlı resesif olarak kalıtılan bir özellikle ilgili verilen soy ağaçlarından hangisinde meydana gelen çocuklar mutasyon ile açıklanabilir? Tabii siz hiçbir zaman size mutasyon sorulmadığı sürece mutasyonu düşünmeyeceksiniz ama hocam burada demek ki bir soru tipi var ve oradan benim mutasyona ulaşmam isteniyor. Bak burada gözüme çarpıyor. Neden? X'e bağlı resesif olarak kalıtılan bir hastalıkta anne hastaysa erkek çocukların da hasta olmasını beklersiniz. Çünkü X'ten başka bir şey alamayacaklar anneden. Dolayısıyla burada cevap D seçeneği olur. Yine kontrol edelim. Bakın burada kız çocuk hastaysa baba bundan bir tane vermiş olması lazım. Dolayısıyla baba hasta. Bakın anne hastaysa erkek çocuklar hasta. Anne hastaysa erkek çocuk her halükarda hasta. Kız çocuk hastaysa baba kesin hasta. Gördüğünüz gibi bunlar sağlıyor. Hocam hadi şunu da deneyelim. X küçük re'ye baba hasta değilse kız çocuk en kötü ihtimal taşıyıcı olur. Anneden X küçük re'yi almıştır. Anne zaten hastalık belirtisi göstermiyor. Taşıyıcıdır der ve soruyu çözersin. Renk körlüğü bakımından anne baba ve çocukların genotiplerini gösteren yapbozlardan hangisinde çocuğun oluşumu ancak mutasyonla açıklanabilir. Yine renk körlüğü tabi anne ve baba şu şekilde hastalıkları gösterildiği için anne hastaysa erkek çocukların kesin hasta olmasını bekleriz. Ya da kız çocuk hastaysa babanın kesin hasta olmasını bekleriz gibi çıkarımlarda bulunmamız lazım. Şimdi buraya bakın lütfen. Annede iki tane x büyük r var iken çocuk erkek çocuk bakın nasıl hasta olsun. Anneden X büyük R'yi alması lazım. Dolayısıyla bu ancak mutasyonla oluşabilir. Fakat şuraya bakalım. Anneden bir tane X küçük R almıştır kız çocuk. Babadan X küçük R alacak hasta. Şuraya bakalım. Baba X küçük R'yi verecek. Anne X büyük R'yi verecek kız çocuğu taşıyıcı. Baba X büyük R'yi verdiğinde kız çocuğu zaten kurtar ama anneden X küçük R aldı. Taşıyıcı oldu. Baba X büyük R ama erkek çocuk hocam. Y kromozomunu alacak çocuk. Anneden de ya x büyük R ya x küçük r'ye alacak. Anne bu çocuğun kaderini belirlemiş olacak. Cevabımız ne oldu bakın B seçeneği. Soy ağacında belli bir özelliği fenotipinde gösteren tüm bireyler boyalı olarak gösterilmiş. Buna göre bu özelliğin kılıtımı hangisiyle sağlanabilir? Peki. Şimdi Y gonozomunun X gonozomu ile homolog olmayan bölgesinde resesif. Yani aslında Y gonozomu üzerinde taşınan bir hastalık bu şekilde aktarılıyor olabilir. Bu tamam. X gonozomunun Y gonozomu ile homolog bölgesinde dominant. Hmm, şimdi hocam X üzerinde dominant taşınan bir hastalık erkekte görülüyorsa bu erkeğin annesinde de görülmeli. Çünkü bu X büyük A anneden gelecek değil mi? Dolayısıyla ben şurayı temizleyeyim. Mesela şurada bir erkeğe böyle bir hastalık iddia ediyorsam o zaman Buranın da taralı olması lazım. 2 gitti. X gonozomunun Y gonozomu ile homolog olmayan bölgesinde resesif. Peki mesela renk körlüğünü deneyelim bunun için. X küçük R değil mi? Şöyle X küçük R'ye, X küçük R'ye şu şekilde yazalım. Şu X küçük R anneden geçmiştir. Anne hasta değil taşıyıcı. Şu X küçük R babadan kız çocuğuna gelecek. Kız çocuğu anneden şans eseri X büyük R almış. Bu da Tamam. Hocam burada zaten baba hasta değil. X büyük R buradan gelmiş. X küçük R buradan. Anne taşıyıcı. Burada Y kromozomu olacak. Anne şans eseri buna X büyük R'yi vermiş olacak. Şimdi şu aileye bakalım. Baba kız çocuğuna X küçük R'yi verecek. Demek ki bu kız çocuk annesinden X büyük R'yi almış. Şurada erkek çocuk X küçük R'yi buradan alacak. Annesinde bir tane X büyük R olacak. Gördüğünüz gibi X üzerinde çekinik taşınan hastalık sağladı. Cevabımız 1 ve 3 olur. Şimdi X'e bağlı çekinik olarak kalıtılan A ve B özelliklerinin bir ailenin erkek çocuklarındaki durumu gösterilmiş. Crossing over'ı düşünmeyeceğiz. Peki bakın bir erkek çocuk A ve B bakımından sağlıklı. Diğeri de A ve B bakımından hasta. Yani böyle hemofili ve renk körlüğü gibi düşünelim. Anneden bakın anneden sonuçta erkek çocuklar Y'nin yanına ne alacak? X alacak. Ya X küçük R'ye H'ı almış ya x büyük r almış birisi iki bakımından yani iki karakter bakımından hasta olmuş diğeri de sağlam olmuş. O zaman anne a ve b özelliği bakımından bakın gördüğünüz gibi heterozigot. Annenin genotipinde A özelliğinin ve B özelliğinin kalıtımından sonra resesif aleller aynı kromozomda yer almaktadır. Neden? Çünkü bu sonucu ancak o sağlayabilir. Normal şartlarda mesela düşünsenize küçük R bu tarafta, büyük R bu tarafta olsa o zaman erkeklerden biri Renk körü hemofili olmaz. Diğeri de hemofildir renk körü olmaz. Ama burada diyor ki ya hastadır ya sağlamdır ikisi ile ilgili. Dolayısıyla ben burada çekinikleri bir yere koydum. A ve B özelliği bakımından babanın genotipi tam olarak belirlenemez. Hocam valla X kromozom üzerinde taşınan bir hastalık. Bana erkek çocukları vermişsin. Y kromozom babadan gelecek. Orada herhangi bir tahminde bulunamam. Cevabım E seçeneği olur. Hangisi genetik varyasyonu örnek verilemez? Varyasyon tür içi çeşitliktir aslında. Bir de kalıtsal varyasyonlar, kalıtsal olmayan varyasyonlar var ama genetik varyasyon ifadesinde daha çok böyle hani e, size kalıtsal varyasyon sınanabilir. Çünkü aksi iddia edilmediği sürece, size modifikasyon denmediği sürece, kalıtsal olmayan varyasyon denmediği sürece çeşitlilik kısmından öncelikle bakın kesin demiyorum. Öncelikle hani kalıtsal olanı düşünün. Sığırların farklı post rengine sahip olması. Farklı kan gruplarının olması. Sirke sineğinin larvaların geliştiği sıcaklığa bağlı olarak kıvrık kanatlı ve düz kanatlı olması. Bakın bu kalıtsal olmayan varyasyon. Bu modifikasyon tamam mı? Genetik varyasyonu hani öncelikle ne düşünecektik? Öncelikle kalıtsal düşünecektik tamam mı? Kaktüsün yapraklarının diken olması kalıtsal. Kutup ayısının beyaz renkli olması kalıtsal. Yani burada dikkat ettiyseniz A'da, B'de, D'de, E'de bir şekilde böyle adaptasyona göz kırpma var. Ama burada ne var? Kalıtsal olmayan bir çeşitlilik var. Çevrenin etkisiyle genlerin işleyişinde meydana gelen ya da ne diyorlar ona ifadesinde meydana gelen bir değişiklik var.